orta sahnesi defanstan aldı ve tekrar iade etti. Selçuk İnan gibi yana verdi. Yana gitmiyorum verdi. Ama. Yok ileri duruyorum gidecek. Duruyorum yani. Aynen. Yani aslında şimdi tabii kalede Muslera oynayacak ama ihtimali olan oynamasını beklediği Galatasaray taraftarının oynamasını beklediği oyuncu savunma hattında Saracchi. Oynayacak mı oynamayacak mı? Oynayacak. Oynayacak. Hı-hı. Sakatlığını atlattı. Derbinin ilk 11'de Saracchi oynayacak olur. Diyebiliriz. Saracchi olur. Mariano olur. Ortada benim fikrim daha tabii hani konuşmadık pek kimseyle ama yani yarın daha çok belli olmaya başlar. Son taktik antrenmandan sonra ama Donk, Marcao. Bozulmuyor geri stoper ikilisi. Seri ön libero. Lemina'nın pozisyonuna Seri geçiyor. 8 numara Belhanda. Seri'nin pozisyonunda Belhanda oynuyor. Aynen. Ömer sol açık. Fegüli sağ açık. Emre ortalarında. Emre Akbaba ortada. Falcao ileride. Falcao önde. Yani şu anki öngörüm bu benim. Fakat Adem'in son haftalardaki performansı, Adem'in formu, attığı goller derbiyi hak ediyor tabii ki. Ama bir de derbiye oynama çeşidi var. Derbiye oynama stili var. Tabii. Şimdi burada Falcao'yu tercih ederse hoca ben şaşırmam. O da sürpriz olmaz benim için. Çünkü bir mantığı var bunun. Savunduğum için söylemiyorum. Ben de yani Adem mi Falcao mu çok kararsız kalırdım hocaya. Yani şöyle ama bir durumu var. Falcao'nun oynamasını anlayabilirim şey olarak. Şöyle ben hani şöyle düşünüyorum. Galatasaray taraftarları ne düşünüyor bilmiyorum ama şimdi Falcao ile başladınız. Diyelim ki etkisiz oldu. Fenerbahçe maçı kazandı. İlk eleştiri Adem Büyük nasıl oynamaz olur. Tabii. Adem'le başladınız. Diyelim ki Fenerbahçe maçı kazandı ya da 60'ta Falcao'ya değiştiniz. Çeviremediniz maçı. Onur Turul'la yaptığın basın tribünü mü izledin sen? Burada çok güzel program. Evet basın. İzleyin. Onu izle. Bundan sonra ama ben aynısını söyledim. Ama şu olmaz ne bence. Olmaz? Hani Adem zaten 5 haftadır gol atıyor. Her maçta neredeyse 2 gol atıyor. 3 hani pozisyonlara giriyor. Türkiye Kupası'nda her yerde gol atıyor Adem. Formanın hakkı Adem. Tabii. Adem oynasın. Hani orada kötü bir durumda eleştirilmez Fatih Terim. Forma adaleti Adem diyor. Aynen. Ama derbi oynama alışkanlığı Falcao diyor. Bir de şu var Falcao. Ben her zaman güncel formdan yanayım ya. Ya bence de Adem oynamalı ama ben Falcao oynarsa da şaşırmam. Hani bir mantığı var çünkü olayın. Adem de kolay kolay hani küsmeyen bir oyuncu. Yani Fatih Hoca'nın kontrol edebildiği bir oyuncu. Hani şu olsaydı mesela Cagne diyelim. Anladım. Cagne 5 gol atıp üst üste yedek kalsaydı yedek o zaman sıkıntı olurdu. Eşofmanları çıkarmayabilirdi Cagne. Aynen. O zaman şampiyonluk kutlamasına katılmadığı gibi Kadıköy otobüsüne de binmeyebilirdi. Ama Adem de daha kontrol edilebilir. Yani Fatih Hoca Adem'i özel bir konuşup oğlum bak hani böyle böyle diyebilir. Bunu ihtimal olarak söylüyorum. Savunduğumdan değil tekrar ediyorum. Çünkü şu mantık çıkmamalı. Hani Adem golleri attı. İhtiyaç olan da yerinde aldı. Şimdi Falcao geldi Adem'i yedi. Öyle tabii bir öyle algılanmamalı. Çünkü bunun bir mantığı var. Falcao eğer fizik olarak antrenmanlarda ki benim öğrendiğim yedek takımda görev alıyor. Ama bu da bir şey olabilir. Yani onu bir son belki gün bir bakarsın Fatih Hoca as takımda oynatmış. Çünkü hafta boyunca bazen şöyle oluyor. Deneniyor. Oyuncuyu tahrik edersin. Fatih Hoca çok sever onu. Oyuncuya o en sevdiği şeyi vermez. Forma. Havucu koklatıyor. Vermez ama bakar. İstiyor mu? Çünkü oyuncu alır formayı. Fatih Hoca Falcao'dan onu bekliyor. Eğer ki antrenmanlardaki onu göremiyoruz şu an kapalı olduğu evet için. Antrenmanlarda Falcao o hırsı verirse o zaman alır formayı. Fatih Hoca ondan o gayreti bekliyor. Olayın sırrı gayret. Ya bana göster diyor derdi. Ne kadar bir şey yapacağım. Çünkü Adem onu gösterdi. Tabii. Adem onu sonuna kadar bu gösterdi. Bu maç atıyorum Fenerbahçe maçı değil de Kayseri maçı olsaydı, Denizli maçı olsaydı Adem oynayacaktı yani Falcao hazır olsa bile. Tabii yani ki ama derbi bu için. Derbi çok başka bir şey. Falcao'nun bunun gibi çok oynamışlığı var. Tecrübe olarak Falcao. Ama Adem de güncel formuyla, attığı gollerle görece daha kolay maçlarda olsa bile kritik maçlarda attı. İlk yarı Kayseri Spor maçı var. 98'de. O golü Türkiye'de atacak adam yok yerle bileşik beraber. Bileşik hareketi yaptı yani of, indirip. O çok güzel hareket. Yani Adem'in çok meziyetleri var. Onları yabana atmayalım. Hatta Andone iyileşti. Andone'yi de kesti. Adem evet, aslında Falcao'yu kesmedi. Andone'yi de kesti. Falcao artı Andone'yi kesti. Dördüncü forvetken geldiğinde şu an birinci forvet. Evet, bu çok önemsenecek bir şey. Babel de vardı. Evet. Şimdi Onyekuru da var. Onyekuru durumu da. Onyekuru sanki ikinci yarı kullanılacak gibi. Kondisyonu öyle evet, sanki çünkü daha elverişli. Ömer, şimdi Saracchi'nin durumuyla alakalı. Ömer Onyekuru ikilisi de olabilir solda. Ömer geride Onyekuru önde. Bu da bir yöntem. Saracchi hazır değilse ama bizim aldığımız haberler hazır olduğu yönünde. Saracchi önünde Ömer. Bu da Saracchi'nin çıkışlarında Ömer'in beklemesi orada Saracchi'yi daha da cesaretlendiriyor.
Yani o zaman ikili oyun yapabiliyorsun şeyde. Nasıl Feghouli ve Mariano yapıyor sağda, solda da Saracchi ve Ömer o işi yapar. Onyekuru da fişi çekmek için B planı olur. Çünkü Galatasaray'ın bu sene de o sıkıntısı vardı. Geçen sene çok büyük oranda vardı. Yedek kulübesi katkı vermiyordu. Bu sene çok göremedi. Yani Selçuk, Cimi Durmaz, Ahmet bir türlü o şeyi veremediler. Şener o katkıyı veremedi. Kesinlikle. İşte Adem'le Ömer çıktı, yıldız gibi parladı. Babel zaman zaman bir şeyler yapmaya çalıştı. Olmadı. Yani Galatasaray o şeyi veremedi. Şimdi Belhan da var yedekte. Asıl sorun orta sahada. Tabii orta saha kurgusu nasıl oluşacak Galatasaray'da? Şimdi Lemina'nın yokluğu ciddi anlamda, yani hep söyledim. Aynen. Herkes, yani sadece buradaki yorumcular değil, bütün Türkiye'deki yorumcular Ersun Yanal'ı sorsanız Musar'ı hariç Lemina'nın oynamamasını ister. Tabii. Yorumunda bulundu. Hakikaten de öyle. Lemina asansörün düğmesine basan oyuncu. Asansör dediğim seriyle beraber yaptığı o hareket. Savunmaya gelmek, hücum geliyor, oynayayım. Gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani üst kata çıkıyor, iniyor Lemina sürekli. Yani serinde trafosu bir noktada Lemina. Yani serinde o enerji, evet, trafosu bir noktada. Şimdi seri onu yapabilecek mi? Şimdi o zaman bak şu var. 5 maçtır oynuyor ya Galatasaray, başka bir şey oynuyor. Hani Lemina gömülüyor, kanatlar çıkıyor, seri etkili alıyor. Oynuyor. Galatasaray o oyunu oynamayacak. Çünkü Lemina yok. Çünkü seride o özellik yok. Seri topla beraber bir şey yapan oyuncu. Topu taşıyan oyuncu değil hiçbir zaman. Topu dağıtan oyuncu. Farklı tipte oyuncular. O zaman Fatih Hoca'nın burada iki karar vermesi, iki karardan birini vermesi gerekiyor. Ya sistemden ödün verip başka bir şey oynayacak, üçlü sistem mesela. Ya da yine dörtlü oynayıp Belhanda'yı serinin olayını pozisyonuna yerine koyacak. Ama Belhanda da ne mental açıdan ne fiziksel açıdan çok büyük risk. Ne yani. Bence biliyorsun yetenek açısından. Tabii. Ki Belhanda konusunda en öfkeli basın mensuplarından bir tanesiyim. Belhanda bence yetersiz. O zaman Fatih Hoca'nın böyle maçlarda ne yaptığına bakalım. Şöyle bakalım. Arda gitmişti Atletico Madrid'e. Evet, 2011-2012 sezonunda. O hafta Fenerbahçe maçı vardı. Biz böyle muhtemel 11 veriyoruz falan. Emre Çolak, Engin, değil mi? 4-4-2'ye döndü. Evet. Bir baktık maça bir saat kala açıklandı. Semih Kaya ilk 11. Emre Çolak sol açık. Evet. Arda'nın yerine Emre var. Orada Arda'ya mesajdı o. Hani bak Flore'nin çocuğu o da. Emre'miz var. Arda'mız yok. Gitti. Ama Emre'miz var. Riera alınmıştı 3 milyon euroya yılda. Riera sol açık gibi düşünüldü. Sonra sol bek oynadı. Sol açıkta yapamamıştı. Çok pahalı bir sol bekti Galatasaray için. 3 milyon euro yıllık. Ama başka bir görevli alınmıştı. Tabii. Olmadı. O gün Fatih Hoca Fenerbahçe maçında çok büyük sürpriz yapmış. Kazım sağda, Emre solda, ortada Selçuk Melo, önlerinde de Elmander Baroş başlamıştı. Acayip bir takımdı. Ama şimdi yapabileceklerini düşününce hocanın bir sürpriz bekliyoruz. Ama bunun ne olduğu konusunda bu ölçüde bir saklar. Sürpriz sanki, hani kadroya da bakıyoruz. Ya, o çapta mesela Emin oynamaz tabii. Yani hani öyle bir şey yani de görünmüyor. Ahmet olabilir. Hadi Onyekuru ilk 11 olur. Ömer ortaya çekilir. İhtimalleri söylüyorum. Üçlü çıkarsın işte Ahmet Donk Marka yaparsın. Saracchi Mariano yaparsın. Beşli kapatırsın. O da bir ihtimal ki Galatasaray üçlü oynadı bu sene. Oynadı şampiyonluk maçlarını özellikle. Ya uzun zamandır oynamıyor. Orada bir oyundama lazım. Hızlı bir stoper lazım. Donk hızlı değil. Ahmet hızlı değil. Marka nispeten diğer ikisine göre hızlı. Saracchi'nin de hani depara bağlı oynadığı bir oyun var. Yüksek, evet, sprintli deparlar atabiliyor. Arka deliste de onun da işte hani aslında Lemina için oynarsa dediğimiz bölüm, evet, Saracchi için de geçerli. Hani bir anda arka deliği tutarsa Galatasaray için öyle büyük sıkıntı. Kasımpaşa şimdi maçında yaşadı bunu aslında. Lemina diyelim bir mucize oldu, oynadı. Saracchi de sahada. Patladı 15'te 20'de ikisinin adresi. İkisini birden yani Fatih Terim onu düşünür. Yani çok büyük risk. O yüzden yani Lemina konusunda ben hani Berkay'ı kızdırmak için yapıyorum aslında. Yani mucize tabii. Oynama ihtimali çok çok düşük de. Ama Galatasaray için farklı varyasyonlar var. Fatih Hoca'nın böyle zamanlarda sürpriz yaptığını biliyoruz. Başka oyuncuları bu maçlarda özel görevlerle görevlendirdiğini biliyoruz. O yüzden bir sürpriz olursa yani kimse şaşırmasın. Ondan da bahsedelim. Belanda'nın yani mental açıdan maça hazırlanışı nasıl olacak? En kritik noktalardan bir tanesi de o. Çünkü yani şimdi Kadıköy'de geçen sezon ben atılacağım oyundan deyip hakikaten oyundan çıkan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani ben oynamıyorum dedi yani adam resmen. Tabii çıkar beni dedi. Çıkar beni dedi. Şimdi derbide hani Fenerbahçe taraftarı da büyük ihtimalle hani saha içindeki oyuncular da Belanda'nın durumunun farkında. Tabii. Şimdi böyle de bir durum var. Yani Belanda'nın fiziksel hem zihinsel olarak üstüne oynamak isteyeceklerdir. Çabuk kart alabilen, kırmızı karta çok müsait bir yapısı var Belanda'nın. Aynen öyle. Sanıyorum ki bunu da biraz buna da biraz dikkat etmesi lazım Yunus Belanda'nın. Yoksa en kötü şey derbide,
eksik kalmak. Eksik kaldığınız aynen zaman bütün plan taca çıkıyor yani. Yani Antalya kampındaydık Berkay bir gün. İzliyoruz hazırlık maçını. Belhan da rakip oyuncuya gereksiz bir yerde bir müdahale yapıp kırmızı kart görecekti. Hoca oyundan aldı Belhanda'yı. Yerine kimseyi sokmamıştı. Son 15-20 dakika, yanlış hatırlamıyorsam ikinci yarıydı galiba. 15-20 dakika Galatasaray 10 kişi oynadı. Atılmış gibi maçın düşünüp. Evet. Onu denedi hoca. Kırmızı görmüş gibi. Hoca kırmızı kart gösterdi Belhanda'ya. Yani hoca ile Belhanda arasında tabii biraz mecburiyet ilişkisi de vardı. O da hep yorumlarımızda bahsetmeye çalıştık. Emre Akbaba'nın yokluğuna bağlıyordum evet, ben bunu. Şimdi döndü Emre. Ve hep şunu söyledim. Aylarca söyledim. Bıkmadan söyledim. Emre Akbaba varken Belhanda'nın yüzüne bile bakılmaz normalde. Hani görev pozisyonu 10 numara olarak. Belhanda biraz daha geride oynar ve yedek olur. Mantık buydu. Öyle de oldu. Beklediğimiz gibi oldu. Emre geldi. Formayı aldı. Ve nasıl bir forvet arkası olunacağını gösterdi. Belhanda'da o meziyetler yok. Ona o misyonu yüklemek yanlış. O pozisyon hani değil yani. Evet. Belhanda'yı suçlu ilan etmek için söylemedik bunu aylarca. Belhanda o görevi yapamaz. Şey gibi ya basit. Bu. Hani şimdi profilleri belki farklı, oyuncuları farklı. Ozan Tufan'ın 10 numara oynaması gibi bir şey yani. Gibi hani, yani. Hani farklı tipte oyuncu. Farklı tipte oyuncular belki ama hani o pozisyonun değil. Oyuncusu değil. İkinci yani, bölgenin oyuncusu. Korner atıyor, taca çıkıyor, duran top atıyor, bel hizasında atıyor. Ya geçen sene, geçen sezonun ilk yarısındaki maçı Haber Global'de işte kontrol programının öncesinde Haber Global'de izliyoruz. Biliyorum bu hikaye. Ya çok enteresan. Bir televizyon işte toplantı odasında izliyoruz. Duran top oldu. Ben kalktım. Belhanda şu noktaya atacak dedim. Ön direkte alakasız böyle tesadüfen tam oraya attı. Parmağımın oraya attı. Ben artık delirdim orada çünkü hani atamıyor ya duran top. Şuraya atacak dedim. Parmağımın izi var orada televizyonda. Koydum. Ha güldü müldü insanlar. Çok güzel. Aradan 10 dakika geçti. Bir duran top. Ben yine kalktım ayağa. Bu noktaya atacak dedim. Yine oraya attı. Artık o kadar ezberlenilmiş ve yani insan topu kaldıramaz mı? Yani topu kaldırmak yani o, çok basit. Topu kaldırmak için 4 milyon euro vermez kimse kimseye. Verme. Ben biz yani, burada kaldırabiliriz topu. Neyse. Fenerbahçe'ye geçelim. Bir sonraki geçelim. Geçtik. Bir sonraki partta Fenerbahçe'yi konuşacağız.